Arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Çoğunuzun bildiği üzere ben Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğdum, büyüdüm ve memleketimi sık sık anlatıyorum zaten. Bu videoyu Karaman'a ayıracağım. Şimdi Ermenek'ten yola çıkıyorum. Hazırlandık, motoru yükledik. Teyzem sağ olsun arkamdan su dökecek, suyunu getirdi. Yola çıkıyoruz, Mut üzerinden Karaman'a gideceğiz ve gezi gününe videoya başlıyoruz. Ermenek'te rengi böyle gerçekten turkuaz olan Turkuaz Gölü isminde bir baraj gölümüz var. Ermenek Toros Dağları'nda yaşayan kekliklerle meşhur bir yerdi. Tam şu taşların üzerinde bir keklik heykeli vardı yıllarca. Neden söktüler bilmiyorum. Ha, kekliği buraya taşımışlar. Türkiye'de farklı dergilerde, farklı otoriteler tarafından Türkiye'nin en güzel yolları arasında gösterilen Ermenek-Mut yolunun üzerindeyiz şu an. Bu yoldan size çok güzel manzaralar paylaşacağım. Ve hemen şurada yine turkuaz renkli akan Göksu Nehri'nin üzerine kurulmuş başka bir baraj var. Gezende Barajı. Mut böyle her yeri zeytin ağaçlarıyla çevrili ve zeytin fabrikalarının çok bol olduğu zeytiniyle ve zeytinyağıyla meşhur bir yer. Mersin. Ve yavaş yavaş Türkiye'nin en önemli geçitlerinden bir tanesi olan Sertavul geçidine geliyoruz. Hava zaten 29 dereceye düştü. Sertavul geçidinin güzel bir özelliği var arkadaşlar. Sertavul ve civarında hayvancılık yapan insanlar bu yüksek rakımlı, bol kekikli, bol doğal bitkisi olan, endemik bitkisi olan dağlarda hayvanlarını otlatıyorlar. Sütleri, yoğurtları, peynirleri, etleri, neredeyse sundukları her şey çok daha farklı bir lezzettedir şehirde bulabileceklerinize kıyasla. Çok güzel görünüyor. Manazan mağaraları şöyle gölge bir yer bulsam da park etsem. Şöyle bir 100-150 metrelik mesafe boyunca o tarafa da devam ediyor. Bayağı 200-250 metre devam ediyor mağaralar. Acaba içleri nasıl, çok merak ettim. Karavan gezisinin ilk noktası, ilk durağı olan Manazan mağaralarına geldik. Ünsal öğretmenim beni karşıladı. Nedir öğretmenim buranın tarihi, geçmişi? Evet, öncelikli olarak
Hoş geldiniz. Şimdi biz Yeşildere İbrala Vadisi'ndeyiz. Vadisinin hemen hemen orta kesiminde. Manazan mağaraları diyorlar ama mağara kelimesi çok tam anlamlı bir ifade olmuyor. Evet, Manazan yerleşkesi. Manazan yerleşkesi demek daha doğru. Çünkü bu bölge tamamıyla doğal kayalar üzerinde insan eliyle oluşturulmuş, yontulmuş. İlk doku burada Hititler döneminden itibaren yavaş yavaş yontulmaya başlayan kayalar Kapadokya'daki gibi işlevsel hale getirilmiş. Özellikle güvenlik ve diğer etkenlerden dolayı insanlar bu bölgeye yerleşmeyi tercih etmişler. Şu vadiyi bir göstereyim şöyle. Evet. Şahane bir nehirle birlikte yeşillenmiş. Bu tüf kayaların özelliği Kapadokya'daki yapıyla aynı. İlk aşamada yontulması, işlenmesi son derece kolay. Daha sonra havayla temasa geçtikten sonra sertleşiyor ve insanların çeşitli ihtiyaçlarına yönelik burada yapı toplulukları oluşturuyor. Fakat burası ilk Hristiyanların daha yerleştiği yerlerden biri sayılabilir. Yani biz burayı aslında küçük bir Kapadokya diyebiliriz. İnsanların etkisiyle işte silinmek üzere olan bir yazıt. Belki bu yazıt da sizin kayıtlarınızla bugüne ait bir güncelleme şansını yakalamış oldu. Küçük bir şapel. Shrine, tapınak, şapel. Artık hepsini söyleyebiliriz burada. Define mi aradılar, ne yaptılarsa artık ortasına tabii, yani kocaman bir... Değil. Ama bu yazıt son fotoğraflayanlardansınız diyelim. Dikkat ederseniz tipik bir kilise yapısı. Doğu batı uzantısı şeklinde. Absisini o şekilde kayaların içine oluşturulmuş. Ve güneye baktığı için de son derece ışığa, ısıya karşı elverişli bir noktada. Burayı yerleşke haline getirmişti. Ben o yüzden burayı hep Manazan yerleşkesi diyorum. Yani Manazan mağaraları demek çok doğru değil aslında. Tabii, yerleşkesi. Mağara biraz daha doğal olan şey. Oluşum. Evet. Burası şahane bir el işçiliği. Yani. Aslında biz bu kiliselere hemen hemen Anadolu'daki ilk kilise yapıları da diyebiliriz. Çünkü Hristiyanlığın bu bölgede yavaş yavaş kuzeye doğru geliştiğini net olarak anlatabiliriz, görebiliriz. Sana ben katkı sağlamak istiyorum. Çünkü burası bir süre sonra belki de giriş yasaklanacak. Çünkü gittiğim... Zaten demirler yokken şu şekilde çıkılıyordu. Yandan. Aa, şuralardan. Evet. Tamamıyla böyle çıkılıyordu. Bak. Bu şekilde. Bir buraya, bir buraya. Bir buraya, karşı bir buraya. Karşı. Çok evet, güzel. Benim gibi. Aa, gördüm. Öyle. İster... Yani artı şeklinde çaktırmadan da haç oluşturmuşlar. Hayali bir haç. Kamera istersen ben de ister misin yardım? Yok iyiyim. Sağ olun. Tüneller ben neden buraya girmekte ısrar ettim? Belki bir geldiğinde burası kapalı olacak. Buradan kafamızı bulmadan devam edelim. Her yer atık dolmuş maalesef. Burası inanılmaz bir yer. Kocaman bir şehir burası. Şurası kaç kişilik tahmin et? Yani şu anda rahat, şu anda burada rahatlıkla 500 kişi kalabilir. 500-600 diyecektim evet. 500 evet. Kişi kalabilir. 500 kişi şu galeride kalabilir. Yani küçük bir köy. Burası gerçekten bir, ya yani şunların her birinin konaklama yeri olduğunu düşündüğümüz zaman içi de 10 metrekare yaklaşık. Yani o dönemki 3-4 insanın rahatlıkla sığabileceği ve yaşayabileceği bir ev aslında. Evet, şöyle altlı, üstlü. Burası işte o günümüze ait, o döneme ait bir dokuma parçası. Tamamıyla eski bir parça. Yani o dönemler, çünkü burada hala yaşayan insanların son döneme kadar bu bölgede insanların yaşadığını biliyoruz. Tabii keten, pamuk, keten daha çok pamuk, yün karışımı bir kumaş parçası. Ben hiç böyle bir yer görmemiştim. Şöyle, verev ya da çapraz diyoruz biz buna. Bakın böyle zikzak çizerek fark ettiyseniz. Evet, evet. Bu buna zarar vermiyor, kayanın direncini kırmıyor. Küçük yaşam alanları oluşturulmuş. Mesela minicik raflar var, minik
İşte ilk bağlanacak yerler var. Mesela burası bir aile için küçük bir oda. Tabii 3-4 kişi çok rahat yaşar burada. Tabii bu bölgede en büyük sorun şu. Su mesela. Ona da çözüm bulmuşlar. Burada sarnıçlar da mevcut. İçleri mesela bazılarının içleri daha güzel, daha böyle biraz daha planlı, projeli, güzel küçük küçük raflar yapılmış. Herkes için yaşam alanı. Bazıları yarım bırakılmış mesela. Evet. Yontulması düşünülmüş ama bırakılmış. Burası da bahsettiğim su sarnıçları. Bakın. Su sarnıçlarının duvarlarını görüyorsanız orası Horasan harcı dediğimiz bir çeşit harçla. Evet. Bu şekilde yüzeyi kapatılarak, sıvanarak yine aynı şekilde çeşitli galeriler var farklı yönlere giden. Buradan hızlı bir geçiş yapalım. Bu bölgede yine Manazan yerleşkesinin ölü meydanı dediğimiz nedeni de şu. Çok fazla sayıda burada ceset kalıntıları ortaya çıktı. Burası biraz daha işlevi az olan bir nokta. Farkındaysan çok fazla yükseltilmemiş. Bunların mutlaka bir statik, kendilerince bir teknolojik olarak uygulamaların sebebi vardır. İşte şuradan oturup parkı izlemek o dönemde. Şuradan bakabilirsin. Yani bir uçaktan bakmak gibi bir güzellik var. Muazzam muazzam. Gerçekten çok güzel. Yani bayağı çıktık bir şaka makam. Evet, evet. İkiye bölmüş bak komple. Bu blok yukarıya da bakarsan yukarıya en yukarı. Yani maalesef son ziyaretçileriz biz son. Burası komple gidecek böyle. Of, ta o tarafa kadar devam ediyor çatlak. Evet, evet. Ve yerden de çıktığımız yer. Yani o yüzden tamamıyla demirsiz de çıkabilirsin şu şekilde. Yani sağdan soldan. Çok da yeterli aslında, mesafeyi falan mükemmel ayarlamışlar. İşte taşın burada insanla bütünleşmesini net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın burada bebeğini büyütmek için beşiğini astığı bir oyuk. İki taraftan da ulaşabiliyor, parmağımı görüyorsunuz. Ve tavanda da bakın aynı detay var. İpi buradan geçiriyorsunuz. Yani o ip karşıya geçtiğinde evet. Çocuğunuza burada, şuradan da bakabilirsin. Hı hı. Çocuğunuza burada bir beşik yapabiliyorsunuz ya da salıngaç yapabiliyorsunuz. Çocuk burada mutlu bir şekilde sallanabiliyor. Burayı göstermemdeki amaç şu. Bu ev farklı bir ev. Deposu var, detayı var, iç bölümü var. Hmm. Sanki biraz daha böyle üst segment gibi. Evet, öyle diyelim. Yani bir üst daha böyle kaliteyi yakalamış insanların. O dönemde evet. Serzenişteler olmuş ve sanırım bu bölgeye de böyle insanlar ötekilere göre oralar tamamen sığınak niteliğinde ama buralar konut tarzında artık. Bakarsan detaylar var. Terası var. İsterseniz salona geçelim. İsterseniz terasa geçelim gibi evet, detaylar var. Evet. Ben özellikle onun için geldim buraya. Bundan sonrakiler hepsi aynı. Taşkale, eski adı Kızıllar. Atatürk'ün ata yurdu olarak geçiyor. Eski adı Kızıllar. İşte tekrar ettiğim gibi 1460'lı yıllarda Fatih'in göç iskan politikası gereği bu bölgedeki insanlar Trakya'ya doğru fethedilen yerlere gönderiliyor. Bu biraz da bu bölgeden seçilmesi kasıtlı bir durum. Neden? Çünkü Osmanlı Karamanoğlu'yla çok iyi anlaşamamış. Karamanoğlu'nun ileride tekrar sorun oluşturabilecek yapısından korktuğu, çekindiği için bu bölgedeki insanları Trakya'ya doğru yönlendirmiş. Daha sonra mübadele yıllarında bu durum karşımıza çıkıyor. Mesela bugün Karamanlis'in soyadının Karamanlis olması tesadüf değil. Karamanlı anlamında zaten Karamanlis. Ama Karaman derken sadece bu Karaman'ı kastetmiyoruz. O geniş Anadolu, İç Anadolu bölgesindeki coğrafyayı kastediyoruz. Burada da tahıl ambarları olarak karşımıza çıkıyor. Ama zemine yakın olan kesimdekiler de küçük küçük konut edinmiş zamanında insanlar. Evet, daha büyük ve hala evet ve bu küçük tahıl ambarlarının her birinin sahibi var. Dikkat ederseniz üstünde numaralar var. O numaralar belirli kişilere ait, belirli ailelere ait. Burada
200 yıl kadar, 300 yıl kadar bozulmadan saklandığı biliniyor. Çünkü ideal bir iklim var. Yani dolayısıyla kuru tahıl ürünlerinin burada uzun süre saklandığı biliniyor. Bu arada çok nitelikli olan şu anda GDO dediğimiz o bozuk ürünlerden öncesine ait burada. Nitelikli tohumlara da rastlandı. Bunu ziraat fakültesindeki öğrenciler, araştırmacılar da gelip keşfettiler. Diplerinde kalan birçok buğdayın, birçok tahıl ürünlerinin nitelikli tohum Anadolu'nun yerli ürünlerinin devamı olduğu şeklinde bilgiler alıyoruz. Her birinin içerisi yaklaşık 5-6 metreküp hacminde odacıklarda. 1950'lerde falan çok yoğun olarak kullanıldığını biliyoruz ve bu köyün bu güney cephesindeki tüm kayalıkları kapsayan bir geniş bir alan. Burası camiye, en son şekilde camiye dönüştürülmüş ama burada bu Hristiyanlığın, Bizans'ın yoğun yerleşkeli döneminde bu bölgelerde küçük küçük şirinler ya da işte şapel dediğimiz ya da işte küçük çaplı kiliselerin olduğunu biliyoruz. Şu anda taş camimizi de görelim. Orası da daha önce bu kadar geniş değildi. Şu anda neredeyse giderek genişletilmiş. İçerisi yaklaşık bir 100 kişiyi alabilecek büyüklükte bir cami var. Yani Türkiye'de belki buna benzer yapılar Kapadokya'da vardır ama bu da Kapadokya'nın zaten devamı. Biz kuş uçuşu olarak şu anda Kapadokya bölgesine 70 kilometre uzaklıktayız. Ha, çıkacak mısınız? Evet. Yani bu teknik olarak da çekildi. Wow. Mağaraya bakın şeye ipi bağlıyorsunuz matara sistemine. Buradaki tahılı çok da tesadüf olmuş tahılı. İple aşağıdan asılıyorsunuz. Ben de buradayım. Boşaltıyorum. Tekrar veriyoruz. Evet. Yani gayet konforlu. Dört böcek yok. Radyasyon yok. Manyetik alan yok. Güzel. Daha devamı var ama biz camiye girelim. Tamam öğretmenim. Burası da binlerce, neredeyse binlerce olan tahıl ambarlarının içindeki taş cami. Tabii ki ilk başta kilise olarak kullanılmış, kilise olarak yapılmış, camiye çevrilmiş ve zaman içinde de büyütülmüş. Oo. Evet, şimdi burası da böyle huzurlu bir yer. Şahane. Fark ettiyseniz çok düzgün bir kaya, homojen bir yapısı var. Evet. Bundan dolayı da yontulması son derece kolay. Yaz, kış ortalama sıcaklık 10 ile 20 derece arasında değişiyor. Yani dışarısı eksi 15 derece bile olsa burası 10 derece. Ya gerçekten burası inanılmazmış. Karaman'ı daha önce gelip keşfetmediğime, görmediğime, bu kadar detaylı gezmediğime pişman oldum. Yüzlerce yıldır kullanılan şu tahıl ambarlarını yurt dışında başka bir yerde görsem yolumu değiştirir, bunları görmeye, bunlar hakkında bilgi almaya gelirdim. Kendi ilimizde olunca görmemişim ve pişman oldum. Atatürk'ün ata yurdu yaklaşık, yani Atatürk'ün doğumundan yaklaşık 400 yıl önce Karamanoğulları Beyliği Osmanlı Devleti'ne katıldıktan sonra bir daha, yani başkaldırmalarını tabii ki engellemek için buradan insanları sürmüşler ve Atatürk'ün ataları o dönemdeki Taşkale'den, buralardan, bu coğrafyadan kalkıp şu an işte Bulgaristan olarak bildiğimiz ya da Balkanlar olarak bildiğimiz bölgeye taşınmışlar. Yani kökümüz, soyumuz bir gerçekten. Taşkale bu anlamda da inanılmaz özel bir yer olarak benim kalbimde de, aklımda da, bu videonun içinde de yer etmiş oldu. Şimdi Yeşildere'ye geri dönüyorum. Ünsal öğretmenime bir teşekkür edeceğim. Bir çayını içeceğim. Şahane anlattı.
Zaten arkeoloji mezunuymuş. Başka bir şekilde gelsem, o olmadan gelsem kesinlikle buraları öğrenemezdim. Böyle gezemezdim. Ona minnettarım bu noktada. Evet. Bu günkü gezinin Taşkale ve Manazan, mağara demek istemiyorum artık orayı gördükten sonra, Manazan yerleşkesi kısmını bitirdik. Ünsal öğretmenim sağ olsun vaktini ayırdı, emeğini ayırdı ve bize inanılmaz kıymetli bilgiler verdi. Öğretmenim siz olmasanız burayı kesinlikle böyle gezemezdim. Yüzeysel bir görür, bir fotoğraf çeker, evet, uzaklaşırdım. Çok teşekkür ediyorum. Burada sizin huzurunuzda şeyi de sorayım. Buraya gelip ya ben şu Karaman'ı bir gezeyim, neymiş bu diyen bir insana ne kadar vakit lazım aşağı yukarı? Yani Karaman ve yakın çevresi, tabii buna Ermeni'yi dahil etmiyorum. Çünkü Ermenek olursa çok daha uzun süre. Evet, uzak biz biraz daha. Allah'ım işte Binbir Kilise, Taşkale, Ayrancı'daki Divle, Obruk peynirlerinin olduğu bölge, birçok detay, işte Can Hasan Eyüp'te kazılar başlayacak. Buna benzer tüm değerleri biz düşündüğümüzde Karaman için bir hafta ideal bir süre ve bir haftada sıkılmadan güzel bir rotayla, güzel bir planlamayla zevk alacağınız unutulmaz günler olur. Hiç de öyle bozkırmış, işte düzmüş, ne varmış diye düşünmeyin. Karaman'la ilgili ön yargılarınızı da bence kafanızdan silin. Özellikle son dönemde biraz daha farklı yapısıyla, farklı zenginliğiyle dikkat çeken bir turizm destinasyonu oldu. Bunu da hep birlikte göreceğiz. İnşallah sizleri bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet, gün batımından hemen önce geldiğimiz nokta Binbir Kilise. Binbir Kilise milattan sonra 5. yüzyılda inşa edilmiş ve 9. yüzyıldaki Arap akınlarına kadar aktif olarak kullanılmış. Buraya bu kadar büyük bir yapı inşa etmelerinin sebebi ise bu şehrin öneminden kaynaklanıyor. Hitit devleti döneminde yerleşim başlıyor buraya. O zamanki ismi Barata. Yani maden şehri, hala aynı ismi kullanıyorlar burada. Ve şehir o kadar önemli ki o dönemde sikke basma ayrıcalığına sahip olan nadir şehirlerden bir tanesi. Şu anki maden şehri kocaman bir ören yeri aslında. Ve bu ören yerinin içerisinde kalıntıları kalmış olan 14 kilise, 6 şapel, 3 bina kalıntısı, farklı lahitlerden oluşan da bir nekropolis alanı varmış. En büyük yapı da şu an Binbir Kilise ismiyle anılan bu kilise kalıntısı. Yani şöyle bir bakıyorum, ben motorla içine çok rahat bir şekilde girebildim. Bu geçişlerde muhtemelen insan boyuna denk geliyordu ya da daha da yüksekti o dönemde. Buraya eğer bir arkeolojik kazı, bir çalışma yapılırsa çok fazla şey bulunabileceğini anlamak mümkün. Yani yapılan taş işçiliğinin inanılmazlığı, 1600 yıl sonra hala yapının büyük bir kısmının ayakta kalıyor oluşu gerçekten bunu gösteriyor bize. Buraya hayran kaldım arkadaşlar, çok güzelmiş. Evet, Ermenek'ten geç çıktım. Ya dedim ne olacak, Karaman'dır. Bitiririz 1-2 saate, 3 saate bitiririz. Gezeriz, dolaşırız. Fakat yine küçümsediğim ve beni inanılmaz şaşırtan bir gün oldu. Bir Ermeni'ye gittiğim zaman kesinlikle 1 ya da 2 gün daha ayıracağım. Özellikle bu maden şehri köyüne tekrar geleceğim. Çünkü dokusu çok güzel, her yeri taştan yapmışlar. Ve Hitit döneminden itibaren yaşamın olduğu bir yer burası. O taşlardan, o kayalardan, lahitlerden, kilise kalıntılarından falan bunu kolaylıkla anlamak mümkün. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videoyla birlikte Türkiye'nin kesinlikle hiçbir ilini, hiçbir ilçesini, hiçbir kalıntısını küçümsemememiz gerektiğini inanılmaz iyi şekilde anlamış oldum. Videoyu tekrardan buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta, bir sonraki videoyla devam edeceğiz.